İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Ervan Duruyar. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağım. Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada muhtar azasını tabancayla vurarak öldürdü. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor. Ordu'da muhtar Muhammed boşanma aşamasındaki eşi Hacer Öğle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası Özkan Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar gözaltına alındı. Olay saat 10.00 sıralarında Fatsa ilçesi Mazdalarbaşı mahallesi Filiz sokakta meydana geldi. Hacıköy mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammed Ö, boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö'nün oturduğu evin önüne gitti. Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan'la karşılaştı. Muhammed Öyle, eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Ö, yanındaki tabancayı çekip Özkan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan yaralandı. Özkan Arslan ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak Arslan yaşamını yitirdi. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili ise soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından iki kişinin Batman'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ'la Zeynep Nibat'ın Batman'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ'la Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi dedi. Ali Yerlikaya ayrıca içerisinde ordunun da bulunduğu 6 ilde DH terör örgütüne yönelik bayram tatili boyunca gerçekleştirilen Bozdağ'ın 46 operasyonlarında 31 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. 365 gün boyunca operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi de tebrik etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'le önceki dönem Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın plaj atışmasına Seyit Orun'da dahil oldu. Plajın kim tarafından yapıldığı gündeme bomba gibi düştü. Dalmışım sulara. Her şey Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in burası Bodrum, Fethiye, Çeşme değil. Ordu Akyazı Plajı adlı sosyal medya paylaşımıyla başladı. Yine yüzemiyorum. Son günlerde kamuoyundaki tartışmalara konu olan Ordu'nun gözbebeği Akyazı plajı paylaşılamıyor. Başkan Güler şehir merkezine en yakın plaj olarak yoğun ilgi gören Akyazı'nın güzelliğini sosyal medya paylaşımıyla tanıttı. Ama onun bu paylaşımına Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu başkanı İyi Partili Enver Yılmaz'dan alaycı bir sitem geldi. Enver Yılmaz plajın kendi döneminde şehre kazandırıldığını iddia ederek "Tebrik ediyorum. Yapan gerçekten güzel yapmış. 7 yıldır tek bir çivi dahi çakılmayan Akyazı sahilinin sadece 2017 yılında yapılan yatırımlarla Ordu'nun en yoğun plajlarından biri olduğunu görmek bizim adımıza mutluluk verici. Yürüyüş, koşu, bisiklet yollarıyla bölgenin en önemli turizm merkezi haline gelmesi ise onur verici. Bir de bizden sonra üzerine bir şeyler yapılsaydı nasıl bir patlama olurdu? Gerisini siz düşünün. Bizim dönemimizde 5 olan mavi bayraklı plaj sayısı bugün 2'ye düşmeyip 10'a çıksaydı Ordu'nun tüm plajları turistlerle dolar taşardı. Akyazı sahilindeki reklam çekiminiz ordumuz için iyi olmuş. Bir de yapana teşekkür etme nezaketi gösterebilseydiniz iyi olurdu." dedi. Güler ve Yılmaz arasında yaşanan sosyal medya atışmasına CHP'li Seyit Torun da katıldı. Ordu'nun büyük şehir olmadan önceki dönemde belediye başkanlığı koltuğuna oturan Torun, "AK Partili
Halef Selef Belediye Başkanlarının demeçlerini arkadaşlarım bana iletince hayretler içerisinde kaldım. Dedi, Akyazı'nın kendi eseri olduğunu savundu. O da sosyal medyasında Hilmi Güler'in paylaşımını alıntılayarak "Ordumuzun cazibe merkezi Akyazı sahilini eski yol arkadaşları paylaşamıyor. Buraya bir çivi dahi çakmayan biri plajımız üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Diğeri sahili kendisi düzenlemiş gibi teşekkür istiyor. Hatta daha da ileri gidip alınan mavi bayrağa da sahip çıkıyor. Beyler, komik duruma düşüyorsunuz. Göreve geldiğimizde Akyazı sahilinde sadece otlar ve paslı dikenli teller vardı. İlk kaldırımı, yürüyüş yolunu, koşu pistini biz inşa ettik. Kent hafızanız yetmiyorsa görselleriyle hatırlatırız. Plajlarımızın mavi bayrak alması konusuna da ön ayak olduk. Sonrasında o plajlara bakmadığınız için mavi bayraklı plaj sayımız 2'ye düştü. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanı'na sorduk. Nasıl oldu da Ordu'daki mavi bayraklı plaj sayısı 2'ye düştü diye. Soru önergesinin mevcut belediye başkanına iletilmiş olması gerekiyor. Ancak 2 aydır cevap verilmediğinden anlıyoruz ki kendisinin verecek cevabı da yok. Böyle giderse siz yarın öbür gün engellemek için çırpındığınız teleferiği de biz yaptık dersiniz. Ayıp oluyor beyler, ayıp." ifadesini kullandı. Bir tarafta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler. Bir tarafta Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurucu Başkanı Enver Yılmaz. Diğer taraftaysa Ordu Belediye Başkanlığı yapmış ve mevcuttaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ordu Milletvekili Seyit Torun. Peki Akyazı plajını kim yaptırdı? Siyasilerin sen yaptın ben yaptım kavgasına son noktayı ise Ordu halkı koydu. Vatandaş plaj bizim vergilerimizle yapıldı dedi. Şöyle bir şey, her gelen yaparsa babasının parasıyla yapmıyor. Babasının şeyi değil yani, hayrına da yapmıyor. Kim gelirse gelsin babanın kendi paranla yapmıyorsun, halkın parasıyla yapıyorsun. Hizmet etmek zorundasın. Görevi siyaseti hizmete dönüştürmek olanlar her fırsatta tartışa dursun, Ordu halkı şehrin güzelleştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti. Hizmetin kimin yaptığı önemli değil. Hizmet yapılmış, güzel olmuş. Ya herkesin payı var, helal olsun yani. Hepsinin. Burası kim şey yaptıysa hepsinin payı var burada, tamam mı? Helal olsun. Vatandaş da gayet güzel şey yapıyor. Benim de torunlarım var, çocuklarım var. Geldiği zaman uzağa gitmeye gerek yok. Kahverengi kokarca kabusu tekrar gündemde. Hem ilaçlı hem de biyolojik mücadelelerin ardından üreticiler tam rahat bir nefes alacakken Fatsa'da bir vatandaşın perdesindeki çatlayan kokarca yumurtalarının fotoğrafı tekrar panik oluşturdu. Konuya ilişkin ise Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan konuştu. Kokarcalar bahar döneminde havaların da ısınmasıyla beraber beslenme sürecine, çoğalma sürecine girmezlerinden dolayı özellikle fındık bahçelerine, sebzelere, ağaçlara, ormanlara doğru dönüş yaptı. Kahverengi kokarca kabusu geri döndü. Üreticiler tam rahat bir nefes alacakken Fatsa'da bir vatandaşın perdesindeki çatlayan kokarca yumurtalarının fotoğrafı tekrar panik oluşturdu. Konuya ilişkin ise Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soy'dan konuştu. İlaçlı mücadeleye devam çağrısı yaptı. Bu aylarda, bugünlerde kahverengi kokarcanın hızlı bir şekilde çoğalma süreci içinde tabii ki ne yapabiliriz? Özellikle kimyasal mücadelenin artık bugünlerde de yapılabilecek olduğunu söyleyebiliriz. Yani ilaçlamanın muhakkak çok ciddi bir şekilde faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Başkan Arslan Soy'dan tedirgin olmaya gerek yok dedi. Yapılan mücadelelerden olumlu sonuç alınacağı yönünde konuştu. Ayrıca tabii samuray yarısı salındı ama bunların hepsi uzun bir süreç, yani uzun vadeli süreçler. Ama yapılan her mücadelenin muhakkak olumlu bir şekilde yansımasını göreceğiz. Çünkü yapılan mücadeleler gerçekten olumlu, olumlu sonuçlarını da almış olacağız. Ama tabii ki her ne kadar mücadele yapmış isek de kahverengi kokarcayla bir anda ortadan kaybolacak diye bir şey yok. Ama verecek olduğu zararları en az boyuta indirmek için yapılan çalışmalarının olumlu sonuçlarını alacağız. Yani tedirgin olmaya gerek yok. Elimizden geldiği kadar ürünümüzü kurtarmak için mücadele yapmaya devam edeceğiz. Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Mesudiye'ye kazandırılan çalışmalar hakkında TV52 özel açıklamalarda bulundu. Özel insanların özel ihtiyaçları vardır. Bununla alakalı devletimiz ve hükümetimiz vesilesiyle özel eğitim okulumuz
bitme aşamasında. Mesudiye'de çalışmalar hız kesmiyor. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana henüz 3 ay geçti. Belediye Başkanı Cengiz Koç Yiğit geçen kısa süreye rağmen ilçeye birçok proje kazandırdı. Bunlardan birisi de özel bireyler için yapılan anaokulu. Bununla alakalı devletimiz ve hükümetimiz vesilesiyle özel eğitim okulumuz bitme aşamasında %99 seviyesinde. İnşallah 2024-2025 eğitim yılı içerisinde de eğitime başlayacak. Bu da bizim için hem Mesudiye'miz için hem istihdamda hem de Mesudiye'de insanların gelip böyle bir okulun olduğunu bilmesi, özel insanların özel değerlere sahip olduğunu bilmesini istiyoruz. Başkan Koç Yiğit yapılan çalışmalar hakkında TV2 özel açıklamalarda bulundu. Köylerden ilçeye gelen vatandaşların temel ihtiyaçlarını da es geçmedi. Birkaç tane de ayrıca yaptığımız küçük küçük projeler bizim için küçük olduğunu hissettiğimiz ama gerçekten Mesudiye'nin ihtiyaçlarına karşılık vereceğini düşündüğümüz temel ihtiyaçlardan bir tanesi de tuvalet ihtiyacıydı. Burayı engelli tuvalet olmak şartıyla belediye hamidiye tesislerimizin alt tarafında engelli tuvaleti ve de gerçekten temizliği ile alakalı güzel bir tuvalet ihtiyacını giderdiğimizi düşünüyorum. Çünkü Mesudiye'ye inen insanların ilk ihtiyaçlarından birisi de doğal olarak tuvalet ihtiyacıydı. Bunu da giderdik. Turizm açısından önem arz eden çalışmalar arasında Beykoz Tepesi tesisleri de yer alıyor. Unutulmaya yüz tutmuştu ancak restore edilerek ilçeye tekrar kazandırıldı. Mesudiye Belediye'mizin Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz Tepesi tesisleri vardı. Burada revizeye gittik, restorasyonunu yaptık. Tekrar bir yapılanmanın içerisinde hem yiyecek içecek kalitesi hem eleman kalitesini artırarak Mesudiye'deki hemşerilerimizin hizmetine daha güzel hizmet etmek amacıyla çalışmalarımızı bitirdik. Ve de şu anda fevkalade bir şekilde Mesudiyeli hemşerilerimize hizmetine devam etmektedir. Ordu Büyükşehir Belediyesi yaz konserleri kapsamında ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen'i sevenleriyle buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi yaz konserleri kapsamında ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen'i sevenleriyle buluşturdu. Birçok önemli eserin besteciliğiyle gönüllere tat kuran müzisyen ve piyanist Yücel Arzen, Ordu Altınordu Atatürk Parkı'nda düzenlenen yaz konseriyle dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Arzen'in geniş repertuarı, etkileyici sahne performansı ve özgün yorumuyla şarkılara hayat verdiği geceye Ordu halkı coşkuyla eşlik etti. Gerçekleşen konserde vatandaşlarla birlikte ilgiyle takip ederek şarkılara eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler, Ordu'da güzel bir akşam yaşanmasına vesile olan Yücel Arzen ve ekibine teşekkür etti. Anlamlı, bana dolu. Size çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi buraya geldiğiniz için. Değerli dostum, kardeşim, Yücel kardeşimiz güzel bir ziyafet çekti bize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yol uzun ama sevgi oldu, kısalıyor. Size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, zahmet ettiğiniz için. Size de teşekkür ediyorum. Konser konuşmaların ardından çiçek takdimiyle sona erdi. Buyurun efendim. Buradayız efendim. Sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde Ordu Açık Hava Konserleri ve Sinema Günleri düzenliyor. İlki Ünye ilçesinde yapılan programın yeni durağı Fatsa oldu. Sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde Ordu Açık Hava Konserleri ve Sinema Günleri düzenliyor. Geri 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 geri.
İlki Ünye ilçesinde yapılan programın yeni durağı Fatsa oldu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştirilen Ordu Açık Hava Konserleri ve Sinema Günleri kapsamında ailesini, arkadaşını alan yüzlerce Fatsalı vatandaş Uzunkum plajında buluştu. Abicim bak seviyorum işte, ben de bir şey yaptığı yok, bak seviyorum. Tamam gerçek o zaman. Açık Hava Sineması öncesi halk konseriyle başlayan programda şarkılara eşlik ederek eğlenceli zaman geçiren vatandaşlar sonrasındaysa açık havada sinema keyfinin tadını çıkardı. Nerede sürttüysen git orada uyu dedi. Ey Allah'ım ya. Ünye ve Fatsa ilçelerinde gerçekleştirilen Ordu Açık Hava Konserleri ve Sinema Günleri yine 24 Haziran Pazartesi akşamı Aybasta Meydanı, 25 Haziran Salı akşamı Perşembe Meydanı, 26 Haziran Çarşamba akşamı Ulubey Meydanı ve 27 Haziran Perşembe akşamı ise Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybasta ilçesi Uzundere Zaferi Milli Mahalleleri bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Aybasta ilçesi Uzundere Zaferi Milli Mahalleleri bağlantı yolunu sıcak asfalt konforuyla buluşturuyor. Aybastı Kabataş ilçelerinin mahalleleriyle iki ilçenin yaylalarına da konforlu ulaşım olanağı sağlayan 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Ordu'yu Tokat'a bağlayacak en kısa yollardan birisi olarak da önem arz ediyor. Toplam 12,5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu, Aybastı'nın en uzak mahallesi olan Uzundere'yi merkeze bağladığı gibi Kabataş ve Aybastı'nın mahalleleriyle Tokat'ın Reşadiye ilçesine de ulaşım sağlıyor. Çalışmalar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Çalışmalara kısa süre önce başlayan Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1 kilometrelik kısımda çalışmaları tamamladı. Yıllardır özlemle bekledikleri asfalt hayalini gerçeğe dönüştüren Başkan Güler'e teşekkür eden vatandaşlar, bu hizmetin gerçeğe dönüşüyor olması bizim için mutluluk verici. İlçemizin yanı sıra birçok ilçeye ulaşım sağlayan yolumuz bölgemiz için oldukça önem arz ediyor. Çalışmalar için Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler ve ekibine teşekkür ederiz ifadelerini kullandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi 12,5 kilometrelik yoldaki sıcak asfalt çalışmalarını yıl sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyor. Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliğiyle organize edilen binicilik federasyon yarışları geniş katılımla gerçekleştirildi. 7 kategoride yarışan atlar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliğiyle organize edilen binicilik federasyon yarışları geniş katılımla gerçekleştirildi. Şu anda önde gelen Mehmet Aslan'ın hatasız, arkasında Tayfun Karataş onu takip etmekte. 7 kategoride yarışan atlar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Taflı, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan festivalde at gösterilerinin de yer alacağı müjdesini verdi. Son tur. Ünye Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu işbirliğiyle organize edilen binicilik federasyon yarışları Ünye Belediyesi Binicilik ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin birçok ilinden yarışlara katılım olurken vatandaşlar da güneşli bir pazar gününü at yarışlarını izleyerek değerlendirdi. Hızlatıyla Muzaffer Ayna yarışını devam etmekte. Refik Öz, Ekrem. Katılımın yoğun olması nedeniyle ilk olarak grup elemeleri yapıldı. Toplamda 7 kategoride gerçekleştirilen yarışlar oldukça heyecanlı geçti. Hatası. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere kupaları protokol tarafından takdim edildi. Evet. Sözlerine alandakilerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü kınadı. Allah'a şükürler olsun ki güzel bir Kurban Bayramı'nı huzur içerisinde ülkemizde eda ettik. Yine zalimlerin zulmü içerisinde Kurban Bayramı'nı eda etmeye çalışan Müslüman kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah onlara da aynı şekilde huzur içerisinde diğer bayramlar sürecini de bizler gibi huzur içerisinde geçirmeyi onlara da Mevlam nasip etsin diyorum. İsrail'in zulmünü de buradan kınadığımı özellikle belirtmek istiyorum.
Ünye'de tarihi ve kültürel değerlere her zaman sahip çıktıklarını belirten Başkan Tavlı, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Hakikaten geleneksel atasporlarımıza siz kıymetli hemşerilerimizin bu şekilde sahip çıkması, burada bu spora katılım sergileyerek bu organizasyonların coşkulu bir şekilde geçmesine vesile olduğunuz için ve buralara kadar katılım gösterdiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ünye'de gerçekleştirilen Rahman At yarışlarının yanı sıra geçen yıl ilk kez yapılan at gösterilerinin bu yılda devam edeceğini belirten Başkan Tavlı sözlerini devam ettirdi. Geçen yıl burada güzel atların burada gösterisine şahit olmuştuk. Şimdi bu Rahman At yarışlarının dışında yine Ünye'de inşallah bu Temmuz ayı içerisinde o gösteri atlarıyla beraber göstericilerimizin de çok güzel bir sunum yapacakları ve seyrine doyamayacağımız organizasyona inşallah hep birlikte gene Zübeyir abimizin destekleriyle şahit olacağız Allah'ın izniyle. Ünye Kaymakam Vekili Avni Kulay ise yaptığı açıklamada Rahvan at yarışlarına katılım gösteren ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu kültürün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması için verilen gayretlerden dolayı Sayın Ünye Belediye Başkanımıza, Sayın Federasyon Başkanı ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çevre illerden, Türkiye'nin birçok yerinden buralara kadar yarışmak için gelen değerli at sahibi, yarışseverler ve yine jokeylerimize de teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise bu türlü yarışların sürdürüleceğinin sinyalini verdi. Ünye ilçemizde kıymetli belediye başkanımızın göstermiş olduğu ilgi ve alakayla ikinci defa burada bulunuyoruz. Yarışlarımız kazasız belasız inşallah hayırlısıyla neticelensin. Tabii biz sadece Ünye ilçemizde sadece Rahvan yarışları yapmıyoruz. İnşallah festival dönemi geldiğinde de Türkiye'nin en iyi akrobatları geçen yıl buraya getirdiğimiz gibi inşallah biraz önce kıymetli belediye başkanımızla da görüştük. Tekrar nasip olursa sizlerle burada buluşturacağız. Yarışlarda ise şu isimler dereceye girdi. Baş kategorisinde 1. Berk Ergün, 2. Mustafa Duman, 3. Aygül Teke. Baş altı yarışlarında Şerafettin Boz 1., Hüseyin Harmancı 2., Erdal Haykır 3. oldu. Büyük orta yarışlarında ise Berkay Gün 1. olurken Mehmet Aziz Özbek 2., Muzaffer Ayna 3. oldu. Küçük orta yarışlarında ise 1. Ahal Teke, 2. Adnan Durak, 3. Cafer Tokaç oldu. Deste yarışlarında ise Özcan Çelik 1., Murat Akbay 2., Turgut Atabay 3. oldu. Dörtlü tay yarışlarında ise Şehmuz Yaprak 1., 2. Zekeriya Dikbıyık, 3. ise Atilla Özgen oldu. Üçlü tay yarışlarında 1. Alem Bolat, 2. Tayfun Karataş, 3. ise Mehmet Arslan oldu. Üniversite son sınıf öğrencisi ve yapay zeka mühendisi olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı bir firmada çalışan Ordulu Aybüke Sude Buzkıran, TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef programı elemelerine katıldı. İsmim Aybüke, 21 yaşındayım. Matematik mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda yapay zeka mühendisiyim ben. Orduluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve yapay zeka mühendisi olarak Savunma Bakanlığı'na bağlı bir firmada çalışan Ordulu Aybüke Sude Buzkıran, TV8 televizyonunda yayınlanan MasterChef programı elemelerine katıldı. Vallahi yapay zeka mühendisi çok enteresan bir iş yani. Ben neredeyse bir sene bir şirketi kurmaya çalışıyorum ya. Yapamadı bir türlü bir şekilde yani çünkü çok az şey. Ordulu Aybüke Sude Buzkıran'la Mehmet Şef ve Somer Şef arasında yaşanan diyalog vatandaşları kahkaha tufanına tuttu. Yapay zekayı restoranlara nasıl uygulayabiliriz Aybüke? Ya biz ne iş yapacağız? Aşçıyız ya. Hocam sizin yeriniz tutulmaz sonuç olarak. Vay. Bu tip yeniliklere karşı çıkan zihniyetler her zaman olacaktır. Etleri kuşbaşıda doğuracak mı? İş olarak biz ne iş yapacağız? Artık bir müsaadenizle emekli olmakta mesela. Hayatı yaşamakta. Bodrum'da keyif almakta. Çünkü 120 yaşına kadar çalışmayacaksın ya Mehmet Şef'im. Yeni gelen aşçılar ne? Hala senin şu anda kariyer endişen mi var? Ne olacak ben, ne yapacağım? Yapay zeka ile ilgili soruları yanıtlayan Ordulu Aybüke, izleyenlere keyif dolu dakikalar yaşattı. Depoyu kim düzenleyecek? Şefim depoyu da zaten şu an robotlar düzenliyor. Zaten en çok yaptıkları iş depo düzenleme. Tamam oğlum bizim genç aşçı nesli ne yapacak onu söyle. Bulaşık yıkarlar, belki su, elektrik. Sağ ol ya, gastronomi sektörüne
adım atmaya gelen biri olarak maşallah muhteşem moraller veriyor. 20 yaşındaki Aybüke yaptığı yemekle elemeleri geçemese de başarılı mühendislik kariyeriyle takdir topladı. Gönüllerin şampiyonu oldu. Gurur duyuyoruz sizlerle. Bizim buralarda daha iyi olup o seviyelere gelmemiz lazım. Bizim için çok önemli. Yemek merakın olması ayrıca güzel. Ama yaptığın iş bizim için daha değerli, ülkemiz için değerli, gençlerimiz için değerli. Seni tebrik ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Eğer İstanbul'da olursa seninle birlikte restoranda bir risotto yapalım. Tamam şefim. Sana da gösteririm nasıl tamam. Yapılması gerekiyor. Olur mu? Olur olur. Tamam. Bak bütün AI için fikirlerini alacak ha. Tabii ki. Danilo tamam. Sana bir yemek ısmarlıyorsa yandın o... demek. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ayıyla konuşan ailenin görüntüleri tebessüm ettirdi. Gel gel gel. Ya. Ormanlık alanda karşılaştılar. Ufak bir sohbetten sonra vedalaşıp ayrıldılar. Kendine iyi bak hadi. Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Murat Karakaya ve ailesi Keyfalan Yaylası'na yaptıkları gezi sırasında ormanlık alanda ayıyla karşılaştılar. Karakaya ailesi ayıyı daha yakından görebilmek amacıyla önce araçlarını durdurdu, ardından o gülümseten anlar saniye saniye kaydedildi. Gel gel gel! Ya. Ayıya yiyecek vermek isteyen aile ayının yanlarına gelmemesi üzerine ona el sallayarak veda etti. Karakaya ailesi ayıyı hadi kendine iyi bak diyerek uğurladı. Neyse ya. Tamam oldu oldu bay bay. Kendine iyi bak hadi. Samimi anlarsa görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Vay canına ya. Keşke bir şey olsa. Gül ve Şahap Şahin'in kızı Zeynep Sunay'la Aynur ve Hüsnü Tomakin'in oğlu Enes Kaan Tomakin, Gülyalı Turna Suyu'nda yapılan ihtişamlı bir nikah töreniyle dünya evine ilk adımlarını attı. Gül ve Şahap Şahin'in kızı Zeynep Sunay'la Aynur ve Hüsnü Tomakin'in oğlu Enes Kaan Tomakin, ihtişamlı bir nikah töreniyle dünya evine ilk adımlarını attı. Gülyalı Turna Suyu'nda özel bir kolejde havuz başında düzenlenen nikah törenine çiftin yakınları başta olmak üzere İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Büyükşehir Kurucu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Eski Milletvekili Metin Gündoğdu, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İyi Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Rıdvan Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı. Hep beraber bir tık daha gelelim miydi? Zeynep Sunay ve Enes Kaan Tomakin çiftinin nikahını şahitlerin huzurunda Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi kıydı. Sayın Zeynep Sunay Şahin, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Sayın Enes Kaan ile Kaan Tomakin ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Enes Kaan Tomakin, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan tamamen kendi özgür iradenizle Sayın Zeynep Sunay Şahin ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Şahitlere şahitliklerinin sorulmasının ardından Zeynep Sunay ve Enes Kaan Tomakin çifti resmen eş ilan edildi. Evet şahitlik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet ben de şahitlik ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin. Evet şahitlik ediyorum. Mutluluklar dilerim. Şahidim Allah mesut bahtiyar etsin. Evet şahidim. İki can saadet diliyorum. Evet şahidim. Mutluluklar diliyorum. Evet şahidim hayırlı uğurlu olsun. Şahitlik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mesut etsin diyorum. Şahitlik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Gelin gelin hanıma güçlü alkışlarınızla teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
Ardından Zeynep Sunay ve Enes Kağan Tomakin çifti eşsiz dansıyla görenleri kendine hayran bıraktı. Yerine koyamadım, razı olamadım sensizliğe. Meleklerin sözü var. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.